Efendim, tatilciler planlarını netleştirebilmek için kabineden çıkacak kararı bekliyorlardı ve beklenen o karar dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da açıklandı. Kurban Bayramı tatili biliyorsunuz 9 gün oldu. Bu tatilde adeta bir göç yaşanacak. Tam 10 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor bu tatilde. Bu da ekonomiye 10 milyar lira katkı sağlamak demek aslında. Peki bayram tatilinde en çok nereler tercih ediliyor? Otellerde acaba yer var mı? İşte bu soruların yanıtları da bu haberde. Siz seyahat edecek misiniz bu bayram tatilinde? Ben etmiyorum ya. Ben bayramlarda genelde evimde kalmayı tercih ediyorum. Kimi evinde kalmayı tercih ederken kimi de tatil hazırlıklarına şimdiden başladı. 3 arkadaş 19-24 tarihler arasında Antalya, Alanya taraflarında tatil yapmak istiyoruz. Ve bu bayram tatilinde adeta göç yaşanacak. 10 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. İnanamıyorum, göç ediyorlarmış gibi. Bir şey diyemiyorsunuz, sıkıldık da. Bayram tatili için gözler kabine toplantısındaydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen kararı dün akşam duyurdu. Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldı. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. 16 Temmuz'un da tatil edilerek bayram tatilinin tam 11 güne çıkacağı beklentisi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tatilin 9 gün olduğunu açıkladı. Ancak yine de 9 günlük tatilde bile tam 10 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Ve 10 milyar liralık bir ekonomi oluşacak. Sektör açısından heyecan verici bir durum. Zor bir süreç geçirdik. Yaklaşık 1,5 yıldır pandemi nedeniyle zor günler geçiren otellerin büyük çoğunluğunda doluluklar %100'e yaklaştı. Uzun Kurban Bayramı tatiline çok az bir süre kaldı. Seyahat ajantalarında da hareketlilik iyice arttı. Tatil bölgelerindeki birçok otelde şimdiden yer kalmadı. Otellerin hepsi dolu, yer bulamıyoruz. Yoğun bir gün geçiriyoruz. Akdeniz bölgesi daha çok alternatif sunduğu için, uygun alternatifler de daha çok olduğu için açıkçası Akdeniz bölgesine daha çok rağbet var. En çok Antalya rağbet görüyor ama Bodrum ve Marmaris'e de talep çok. Oteller orada da oldukça dolu. Pansiyonlar, butik oteller, apart oteller, onlarda da müsaitlik, uygunluk bulmak çok zor. Bayram tatilini Karadeniz serinliğinde geçirmek isteyenlerse seyahat turlarını tercih ediyor. Karadeniz'de de yaylaya çıkmak isteyen vatandaşların talep karşılamaya çalışıyoruz tur programlarının uygunluğu doğrultusunda. Ve bayramda otel fiyatları neredeyse iki katına çıkıyor. Normal bir zamana kıyasla bayram dönemleri oldukça yüksek seyreder. Pandeminin de verdiği bir etkiyle hem de önümüz bayram, fiyatlar temin edilebileceğini de üstünde seyrediyor. Antalya, Alanya tarafını düşünüyoruz ama oralar çok yüksek yani şu an fiyatlar açısından. Peki 4 kişilik bir ailenin tatili ne kadara mal oluyor? Gün bayram tatilini orada geçirmek istesek. Şu an en iyi ihtimalle en uygun oda tipini ve manzarasız bir oda tipini seçersek 12 bin liradan aşağıya bir fiyat bulmak çok zor. 4 kişilik Berlin'in toplam seyahati. 4 gece 5 gün, 5 gece 6 gün otelin durumuna göre değişebilir.